İyi günler Doğuş TV izleyenleri. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün malumunuz dün idrak etmiş olduğumuz 19 Eylül Gaziler gününde bu vatanı bize armağan eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşlarının da özellikle önderliğinde bu vatanı bize armağan eden geçmişimizi anmak, onların hangi badirelerden geçerek bu vatanı kazandıklarını sizlerle paylaşmak adına dün bir dizi programlar gerçekleştirdik. Gazilerimiz bu konuda dün konudan konuya, efendim programdan programa bayağı yarış ettiler. Ve özellikle dün vatandaşlarımıza bu o milli şuuru, milli duyguyu adeta ilk günkü gibi yaşatmaya çalıştılar. Buradan onlara hepsine teşekkür ediyorum. Ve Rabbim bu ülkeye ikinci bir defa İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek konuğumuzu size takdim etmek istiyorum. Konu Hatay'daki 500 küsür gazi, muharip gazilerin, Kore ve Kıbrıs gazilerinin toplandığı Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır. Değerli başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorum dün birlikteydik. Birlikte bir dizi program yaptık, düzenledik. Ve o da özellikle tarihe not düşen konuşmalar yaptınız. Ve gerçekten de o konuşmalarınız vatandaşlarımızın zihninde büyük yer etti. Ve takdirle yad edildi. Onun için bugün de özellikle daha geniş kitleye bu hazı, bu duyguyu aktarmak babına, paylaşmak babına başkanımızı ikinci bir defa konuk ederek aynı duyguları biraz daha geniş kitleye aktarmaya çalıştık. Sayın Başkanım, 19 Eylül Gaziler Günü sizde neyi çağrıştırıyor? Yani 19 Eylül Gaziler Günü dediğimiz zaman vatandaşımız ne anlaması lazım? Bu anlamlı programı başlarken bu topraklar uğruna canlarını feda eyleyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını aynı duygularla bu vatanın bize armağan edilmesine tarih yazmış olan atsız kahramanlarımızı manevi huzurlarınızda tazimle eğiliyor, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şarat olsun. 19 Eylül muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna vatan hainleri, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik kurucusu ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişimini vücutlarını siper eden tüm gazilerimizin kahramanlık günüdür. Burada ben bir gazinin kısa öz tanımıyla anlatmak istediğim. Buyurun. Gazi, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının fedakarlığını ve feragatını özümseyip ve bu uğurda destan yazmış Mehmetçiğin adıdır. Evet. Aziz şehitlerimizin şehitliğini kıvançla taşımanın ifadesidir. Şehitlik ise toprakların toprak yapılmasında, vatan bayrağın bayrak olmasında can fedi etmiş Mehmet'in eriştiği kutsal mertebedir. Şimdi şeye bakacak olursam, evet, biz savaş görmüş bir Mehmetçiyiz. Hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözüyle savaş mecbur olmadıkça, özgürlükler söz konusu olmadıkça bir cinayettir. Yani vatan söz konusu olmadığı sürece, hürriyet ve istiklal söz konusu olmadığı sürece bir cinayettir. Yani ama, savaşta diyorsunuz, savaşta karlı çıkan yoktur. Ama hayır,
savaşta belki devletler karşılık şey yapabilir, karlı çıkabilir. Bir toprak parçası almıştır, şunu etmiştir, bunu etmiştir. Ama devamlı için insanlık zarar görmüştür. Evet. O ezilen insanlardır. Yokluğu, sıkıntıyı çeken insanlardır. Ama huzuru bulmak istiyorsak biz, Atatürk'ün veci sözü yine hafızalarda kazınır. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bunu egemen güçler yanlış anlamasın. Yani bunu Mustafa Kemal'in bu özdeyişini taviz vermek olarak değerlendirilmez. Bana göre yanılır içindedir diyorsun. Değerlendirilmesin. Evet. Çünkü Türk milleti yeri gelince yapılması gereken neyse onu yapar. Ama biz yurtta sulh, cihanda sulh dediğimiz vakit, Mustafa Kemal'in veci sözü, savaşı istemiyoruz. Ben diğer bir yönüyle barışı ve savaşı şöyle bir tarif etmek istersem, barış sevgiyi, insan haklarını, bilimi ve aklı esas almanın karşılıklı ve eşit koşullarda aynı masaya oturup sorunları diyalogla çözmenin sağlanmasıdır. Savaş Sayın Bakan, burada bir şey sormak, özellikle devreye girmek istiyorum. Aynı masaya oturmak derken bir noktada bir şey daha vurgulamak lazım. Elin kuvvetli olarak oturmakla bazı şeyleri kaybetmiş olmanın zafiyetiyle oturmak aynı şey değildir yani. Şimdi Ali Hocam, elin kuvvetli oturmakla eğer ki benim vatanımdan herhangi bir şekilde bir terörle ilgili bir konu üzerinde duruşuluyorsa ve benden terörden bir medet bekleniyor ise veya herhangi bir şekilde benden bir çakıl taşı isteniyorsa benim elim devamlı için kuvvetlidir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır. Kanla alınan bu topraklar ancak ve ancak... Yani ülkemin çakıl taşı da vatandır, dağı da vatandır, ovası da vatandır diyorsunuz. Vatandır. Evet. Bir tek çakıl taşını vermem verdirmeyizdir. Evet. Yani Türk milleti şunu her zaman için çok iyi hafızalarında kazınmıştır. Niçin? Doğuştan asker doğmuştur, ölünce de asker doğar. Yani sıfır yaşından başlamıştır. Çünkü o ana o ninniyi söylerken kahramanlık türküleriyle ninnilerini söylemiştir. Ve 100 yaşına da gelse, ölüm noktasına da gelse yine ben vatan için ölmeye hazırım der. O açıdan biz hiçbir zaman egemen güçlerin yaptığı gibi bozucu bir şeyle girmeyiz. Masaya oturmayız. Devamlı için yapıcıdır. Bu örneğin Kıbrıs'ta olduğu gibi. Cenevre'de aynı şekilde. Kıbrıs'ta bizim üç devletin de Yunanistan, Türkiye ve İngiltere. O da garantör devleti. Garantör devlet sıfatıyla geçmiş tarihten bu yana anlaşmalar içerisinde olduğumuzdan şöyle bir baktığımız vakit biz Kıbrıs'a niye müdahale ettik? Ya arkadaş biz orada garantör devlet isek, orada bir katliam var ise İngiltere ne oluyorsun? Niye duruyorsun boşuna? Senin orada üssün de var. Niye bu katliamı durdurmuyorsun? Aslında burada bir şey daha var aslında. Bir şey özellikle bunu vurgulamak lazım. Yani Kıbrıs'taki o böyle aşikarane bir katliam varken diğer efendim insan haklarından söz eden, sevgiden söz eden, barıştan söz eden küresel güçlerin gözleri görmüyor mu? Kulakları i̇şte duymuyor mu? Katliamı durdurma noktasında hiçbir şekilde. Neden onlar onda bizim gösterdiğimiz işte, tepkiyi göstermiyorlar? İşte oraya geleceğim. Bugün Türkiye o katliamdan İngiltere'de Yunanistan'a da bahsetti. Dedi ki orada Makarios ve EUKB teşkilatı Nikos Samson terör estiriyor. Bunu önlemenin bir yollarını aransın. Yapmayalım, etmeyelim. Kan dökülüyor. Orada Türkler katliamla gidiyor, öldürülüyor. Yani hakkı olmayanı almaya çalışıyor. Aynen öyle. Aynen. Ve Türkiye baktı ki olmuyor. O zamanın Dışişleri Bakanı Doğan Güreş ve Başbakan Koalisyon Hükümeti Erbakan'la birlikte Bülent Ecevit'in oturup güzel bir şekilde konuşup ortaya bir parola koyması ve Cenevre'ye masaya oturmak için gidildi. Cenevre masaya oturmaya gidildiğinde kimin eli kuvvetliydi? Türkiye'nin eli kuvvetliydi. Çünkü orada bir katliam vardı. Evet. Ve oturup konuşulduğunda bakıldı ki Turan Güneş ya bu dedi katliamı durdurulacak hali yoktur. Bunlar anlaşmaya gelemiyor. Türkiye'nin de müdahale edeceğini sanmıyorlar. O dönemde
Turan Güneş'le Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin arasındaki bir parola. Ayşe evet. tatile çıksın. Evet. Ayşe tatile yani, çıkabilir. He, ordunun yani teyakkuz evet. durumuna gelip müdahale etme hakkı vardır. Bunu parola olarak söylendiğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti orduya gerekli bilgileri verip aktarıldıktan sonra müdahaleye başlandı. Peki başkanım, burada bir şey daha var. Mesela şimdi bu karar almak Sayın o zaman Erbakan ile Sayın Merhum, ikisi de merhum, Allah rahmet eylesin. Bülent Ecevit. Evet, mekanları cennet olsun. Bir masada oturup bir konsensüs sağlanması konusunda hedef neydi? Amaç vatanla Barış. İlgili. Çünkü Kıbrıs da bizim yavru vatanımız olarak bizim toprak parçamızdır. Evet. Yani oranın hapşırması bizim romantizm olmamız kadar Tabii. bizi ilgilendiren bir hadisedir. Ve Buyurun. Şunu hiç akıllardan çıkartılmasın. Dünyada hiçbir yerde görülmemiştir. Barış için savaşa gitmek. Kıbrıs Barış Harekatı bir barış harekatıdır. Orada Kıbrıs'a müdahalesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Türk ordusunun orada barış geldi. Kan durdu. Nereye kadar kan durdu? Ta 1974'ün başında 20 Temmuz'da başlayarak bir savaş düzeni şeklinde her ne kadar barış düzeni diyorsak da bir savaş düzenine girildi. Ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki Türkleri koruma mahiyetiyle alınan topraklar belli bir yere geldi. Ve Türk ordusu orada durdu. Dedi Başkanım ki, çok güzel gidiyorsun. Şimdi ben bu arada size bir noktada destek babına bir şey de şimdi Sayın Erbakan'la Sayın Ecevit'in özellikle söz konusu vatan olduğunda bir araya oturduklarında siyasi parti amblemleri söz konusu muydu? Hayır, kaldırıldı. Siyasi Bakın, siyasi özellikle bu yoktu. Bu vurgulanması gereken vatan, bir hadise. Vatan vardı, vatan. Vatan vardı. Vatan vardı. Yani söz konusu vatan olduğu zaman gerisi teferruattır. Yani partilerin amblemleri kalkar. Efendim liderlerin evet. A veya B olması şey değildir. Bir noktada odaklanıyoruz ve söz konusu nedir? Vatandır. Evet. O zaman günümüze de şu mesajı verelim yani biz. Yani bu arada yani söz konusu vatan olduğu zaman herkesin ülkesinin bekasına yani âli menfaatları doğrultusunda birleşmesi lazım. Evet. Kaynakları doğru kullanması lazım. Adil paylaşması lazım. Doğru karar vermesi lazım. Ülkenin çünkü ülkenin insanları mutsuz olursa ülke mutsuz olur. İşte onun için o Kıbrıs'taki o manevi ruh oluşması için insanların da birbirlerine farklı bakmaması lazım. Buyurun. Tabii şimdi 1974'te bu müdahalenin arkasından düşünebiliyor musun? Kıbrıs'ta bir tek kan akmadı. Ta ne zamana kadar? Rumlardan bir tanesinin yeşil hatın bulunduğu o bölgeden içeri gelerek Türk bayrağını indirmek istedi. Oradan Mehmetçik dedi ki aşağı in. Aşağı in, ateş edeceğim inmezsen. Adam halen daha Türk bayrağını indirecekti. O anda Mehmetçik tabii ki durur mu? Benim bayrağımı sen günlerden nasıl indirirsin? Alıp nişan almasıyla birlikte alnına vurduğu gibi aşağı indirdi kendisi. Zaten o bayrağın gönderden indirilmesinde suskun kalmak sarı küzü vermek evet, gibiydi. Evet. Yani bir şey taviz vermektir. Yani öbür bu sefer başka kalelerin de başka yerlerin de elden gitmesi için zemin müsait demektir yani. Evet. Ve katliamın olmadığı bir ortama kadar gidildi. Şu anda da Kıbrıs'ta barış var, kardeşlik var, huzur var. Ama kalkıp da biz Kıbrıs'ta hiçbir zaman iki Türk'le Rumların aynı Kıbrıs adası içerisinde tek bir devlet olarak kalmasını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Çünkü orada biz kan akıtmışız. Kan, toprak eğer kanla yoğrulursa vatan olur. Orada toprak kanla yoğrulmuştur ve vatan olmuştur. Biz orada Türklerin özgürce yaşaması için orayı vatan toprağı yaptık. Kesinlikle. O açıdan, doğrudur. O açıdan ki orada bugün barış vardır, huzur vardır. Ve yine aynı şekilde söylüyorum. Savaşı tarif edecek olursam, savaş Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün ifadesiyle hürriyet ve bağımsızlık, vatan ve bayrak konusu söz konusu değilken çözümü silahlarda harp meydanına araması yanlıştır. Kesin hem yanlıştır
Bir de şu var Sayın Başkanım, yani biliyorsunuz bizim inancımızda da bir cana kıymışsan bütün kainatı, bütün insanları kıymışın anlamıyla, hassasiyetiyle yaklaşıyoruz biz meseleye. Mustafa Kemal de bu hassasiyetle yaklaşmış. Yani bu cümleyi kurarken, yani taviz verme anlamında değil, biz insanları seviyoruz, insanları yaşatma, insanların yaşamasından tarafız. Onun için hakkın olana tevessül et, hakkın olmayana tecavüz etme. Yani demek istediğim şu, vatan ve bayrak söz konusu değilken çözümü silahlarda, harp meydanlarında arananların lanetle anılması gerekir. Anılması değil, anılmalıdır. Alınmalıdır, evet. Alınmalıdır. Hiçbir zaman biz savaşı tasvip etmiyoruz. Barıştan yana ulus olarak tavır koyan bir milletiz. Sayın Başkanım, biliyorsunuz bizim aslında deriz ki Lozan bizim tapumuzdur deriz. Yani bu ülkenin tapusudur. Evet. Şimdi Lozan ne kadar, Lozan'dan öncesinde bizim atalarımız, ecdatlarımız, özellikle onların kemikleri zızlamasın, ruhları şad olsun. Ve o yokluklarda, Osmanlı İmparatorluğu'nun tükeniş dönemi, o yoklukta yalın ayak başa çık, karın aç. Evet. Ve o şartlarda inanır mısınız, bir Çanakkale'de efendim bütün işgalci kuvvetleri gelmiş ve onları püskürtmek, onları efendim özellikle kaçırmak, hatta bile 9 Eylül'de denize kadar dökmek, bu farklı bir vatan sevdası, farklı bir manevi duygudur yani. Bunun tarifi çok zordur yani. Şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, Türkler, demin şeyden bahsettik, vatan toprağının kutsallığından bahsettik. Evet. Ve savaştaki Türklerin ne kadar insani yönünün güçlü olduğunu, daha doğrusu diğer bir yönüyle insan merkezi düşündüğünü. Biz askerliğimizi yaptığımız süre içerisinde komutanlarımız bize bir şeyi beyinlerimize nakşettiler. Sakın ola ki Türkler silahsız olanlara silah doğrultmaz. Türkler kadına ve kıza, çocuklara silah doğrultmaz. Yaşlıya silah doğrultmaz. Silahsız olanlara, hastanelere, mezarlıklara, buralara müdahale etmez. Herhangi bir şekilde ateş açmaz. Ama gel gör ki bugün bu kendini demokrasiden yana, demokrasi süsü veren egemen güçler inandırıcı barış getireceğim dediği, inandırıcı barış değiller. Getireceğim dediği Irak'a, barış gördük, getireceğim işte, dediği Suriye'yi gördük, Irak'ı gördük, Suriye'ye buralarda alabildiğine, Libya'yı gördük. Libya'ya buralarda alabildiğine terör estiriliyor. Şu an için adamların, insanların kendi vatan topraklarının nerede, nasıl olduğunu merak edip ve huzursuzluk içerisinde, yokluk içerisindeler. O açıdan biz devlet olarak ve Türk milleti olarak biz savaşçı milletiz. Ama bizim topraklarımıza veyahut da bize demokrasiyi dayatmaya kalkanlara biz çok güzel demokrasi de öğretiriz. Çok güzel bir şekilde de vatan toprağımızın nasıl savunduğumuzu elimizdeki güçle, göğsümüzdeki imanla çok ders, çok güzel bir ders veririz. Başkanım, bu mesele de bugün de özellikle bu konulara biraz daha fazla eğildim. Bir incelediğim de bu Orta Doğu'da özellikle barış yerine savaşın habire devam etmesi, barış kokularının alabildiğine yükselmesi ortamında İsrail'i inceledim. İsrail, bakın şu anda Suriye, Irak, İran ya daha doğrusu İslam alemi sürekli kan kaybederken, güç kaybederken maddi ve manevi olarak ve özellikle can kaybı da özellikle başta olmak üzere öbür tarafa baktığımız zaman diğer o küresel güçler, insan haklarından söz eden, barıştan söz eden, efendim eşitlikten söz eden, doğadan, çevreden söz eden küresel güçler bir özellikle İsrail'in her gün daha da fazla güçlenmesi için oraya ciddi manada maddi, aynı katkı yaparak sürekli güçlü bir İsrail'in orada olması için hepsi can hıraş çalışıyorlar. Evet. Ama öbür yanda da İslam alemlerinde herkesin birbirlerini kırması, tükenişe geçmesi, sıvırı tüketmesi ve orayı da bir noktada emperyal güçlerin sofrası haline gelmesini istiyorlar.
Şimdi hocam şeye baktığımız vakit ne diyor Avrupa? BOP. Büyük Orta Doğu Projesi. Büyük Orta Doğu Projesi ve Büyük Orta Doğu Projesi ile birlikte barış gelecek oraya, demokrasi getireceğiz. Umduyla. Aslında BOP'un altında ne yatıyor biliyor musunuz? Büyük İsrail Devleti'nin kurulması. Bu İsrail nasıl zayıflatacağım? Benim karşımda güç neresi var? Ha, benim ilk etapta karşımda en büyük güç Suriye. Suriye'yi zayıflatmam lazım. Suriye'yi en şekilde öyle böyle hangi şartlarda olursa olsun en nihayetiyle şu an için Suriye'de bir toprak bütünlüğü diye bir şey yoktur. Kimin nerede ne yaptığı belli değil. Hangi devlet hangisini üzerinde konaklama yapıyor onu da bilemiyoruz. Hangi oyunların oynandığında açıkça bir şekilde kendilere göre kimse bilmiyor diyor ama Türk halkı bunu çok iyi biliyor. Türk halkı orada İsrail Devleti'nin Mezopotamya bölgesine kadar uzatma şeyinde var, hayal içerisindedir. Yani bu Irak'ı da kapsıyor, İran'ı da kapsıyor. Bu niyanla Türkiye'yi de aynı şekilde. Niye Türkiye'yi de diyeceğim? Bugün PKK'nın da en büyük destek aldığı yerlerden bir tanesi de İsrail'dir. PKK bugün İsrail'den büyük destek alıyordur. Hiçbir şekilde yani ben yetkili bir olmanda değilim. Eğitim kampı ama, diyebiliriz yani eğitim ama kampı. Bu şey. Eğitim kampının da bulunduğu yerlerdir. Yani besliyor. PKK'yı İsrail besliyor diyorum ben. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü niye? Orada kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün Suriye'de aynı şekilde neydi o Suriye'deki Kürt devleti şeyin Kürt şey PKK ile beraber işleyen PKK ile aynı yandaşı olan terör örgütü. PYD. PYD'nin bugün İsrail manşetli bir şey, propagandası var. İstediği kadar söylensin. Orada gizli gizli bir şekilde yürütülüyor. PKK ile beraber işbirliği yapmış. Nereden doğdu bu PYD? Kim oluşturdu? Kim teşekkül ettirdi? 6 bin tır silahı, mekanize silahı. Evet oraya efendim, kim yerleştirdi? Uzun vadeli, uzun şeyli, menzilli roketleri. Silahları Amerika getirdi oraya koydu. Yığdı. PYD'ye teslim etti. Kim? Bugün PYD'nin kendisi bal gibi bir terör örgütüdür. PKK'nın uzantısıdır. PKK ile ortak yapıyor. Diyebilir mi ki yani Amerika başkanım? Diyebilir mi ki ben efendim terörden yana değilim diyebilir mi Amerika? Hayır. Diğer Avrupa Birliği. Diyemez. Diyemez. Çünkü niye? Ben şunu diyorum artık hiçbir şekilde açık bir şekilde konuşuyorum. Amerika'nın kendisi de egemen güçlerin kendisi de terörle besleniyorlar. Nasıl ki bugün terörler PKK veyahut da buna benzer diğer IŞİD'i şusu busu uyuşturucuyla besleniyorsa bunların kaynağının altında yine Amerika vardır. Yine egemen güçler vardır. Başkanım beraber geldik Kıbrıs'ta savaş yerlerine. Beraber geldik. O kuşun yaralarının duvarlardaki izleri evet. Hala tablo duruyor. Gibi duruyor. 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 Ve insanlara baktığı zaman burnun direği sızlıyor. Yani demek ki yani kardeşim bir şeyi kazanmak daha doğrusu toprağın vatan olması. Evet. Toprağın vatan olması için o kadar ağır bedeller ödeniyor ki bu ağır ödenen ağır bedelleri de bizim bizden sonrakilerin unutmaması için tarihimizi, evet. Özellikle tarihimizi ama hangi tarihimizi saptırılmayan ve gerçeklerden asla şaşmayan tarihimizi. Yani bazı dönem tarihler hiçbir zaman siyasi malzeme olmamalıdır. Hiç kimsenin arka bahçesi olmamalıdır tarihi. Tarih hepimizin kutsal değeridir, geçmişidir. İftiharla bizim onları anmamız lazım. Hocam şimdi bir Kanun-u Noval diye bir şey anılır Kıbrıs'ta. Evet. 1960'lı yıllarda. 60, ve evet. Orada Binbaşı Nihal İlhan. Evet. Doktor. Evet. Üç çocuğu ve karısıyla birlikte banyo kuvvetinde acımasızca öldürdüler. Resimlerini gördük. Hepsi kuvvetin içerisinde dolu. Bakıcısı oranın kendilerine, çocuklarına bakan Rum kadının tuvalete saklanıp orada yine aynı şekilde tuvaletin kapısını taradıklarında kadın içeride kuşun yarası alıyor, ölmüyor. Ve oradaki itirafı acımasızca katliam yaptılar. Hain bunlar, acımasız insanlar dediği söylendi. Bununla beraber Cengiz Topel,
Cengiz Topel bombardıman yapmak için Kıbrıs'a gitmedi. Cengiz Topel, bakın aşağıda siz katliam yapıyorsunuz. Caydırıcı. Caydırıcı bir uçuş yapma şeyiyle Kıbrıs Adası üzerinde bir uçuş yaptı ve uçağını aşağıdan vurdular. Uçak düşerken de kendisi paraşütüyle aşağı atladı. Cengiz Topel yaralı değildi. Cengiz Topel sağlam olarak inmişti ama Rumların eline geçtiğinde hastanelerde işkenceyle öldürüldü. İşkence izleri resimlerde gördüğümüz vakit işler acısı bir şey. Bakın başkanım, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu efendim Yunanlılar denize döküldüğünde özellikle Türk bayrağının gönderi çekilme şeyinde Venizelos yapıyorlar. Yaparken de Yunan bayrağını yere seriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk şiddetle bunu diyor ki derhal diyor o bayrağı oradan kaldırın, Yunan bayrağını. Bir bayrak diyor bir millet için kutsaldır. O bayrağı kaldırtırıyor ve Venizelos'a diyor ki bizim esirimiz değilsiniz, misafirimizsiniz diyor. Evet. Ve Venizelos'a orada insanlık dersi veriyor. İnsanlık dersi veriyor. Yani öyle bir şey ki ya belki de o vicdanıyla baş başa kaldığında biz ne kadar adice işler yapmışız. Biz bunları ne kadar yanlış tanımışız. Oysa ki Türk milleti hümanisttir, sevecendir, barışçıdır, paylaşımdan yanadır ama iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek için eline gelen yapar ama biz bunu yanlış anlamışız. Şimdi hocam ben diğer bir yönüyle şey yapayım. Biz Kıbrıs'ta, bunu az önceki anlattığınız örneğe başka şekilde vereyim. Esir aldığımız askerleri, Rum evet. askerlerine, Yunan askerlerine ve o Rum ve Yunan karakollarından Yunanistan bayrağını ve Kıbrıs bayrağını alıp biz yakmadık. Veya ayaklarımız altında çiğnemedik. Biz onları dedik ki kesinlikle bir ulusun temsil ettiği bir bayraktır. Bir ulusun şerefidir, namusudur. Bu biz eğer ki bu bayrağı yırtar, atarsak veyahut da yakarsak bu ülkede bir namussuz şeyi yapmış oluruz. İnancımıza ters düşer. Diyerekten o bayrağı alırdık, sarardık, çantamıza koyduk. Başkanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel anlamda lider denmesi tüm ülkelerde, mesela ben birçok Orta Asya'da bütün gezmediğim ülkeler kalmadı orada. Gezdiğim yerlerde ilk karşılaştığım şey Mustafa Kemal'in Atatürk'ün ve sözleri ve heykelleri vardır orada. Evet. Altlarına vecih sözleri yazılmıştır ve Afrika'da üniversitenin kapısında şu yazılı. O kadar anlamlı bir söz ki, diyor ki böyle bir lider bir ülkeye sığmaz diyor. Böyle bir lider bir ülkeye sığmaz. Bu olsa olsa diyor dünya lideridir. Niye? Özgürlüğünü arayan ülkelere de önderlik yaptılar. Değil mi? Tabii, Mustafa Kemal Atatürk. Tabii. Onun için ecdadımızın özellikle kahraman silah arkadaşlarının burada okunan ezanlarda, okunan istiklal maçlarında özellikle bu milli duygularımızın idrak ettiğimiz bayramlarımızda onları tekrar tekrar rahmetle, minnetle, şükranla almamız gerekir. Şimdi biz şöyle geriye bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatunları bir Çanakkale'de Kara Fatmaları Hatay'ın anavatanı ilakında Ayşe Fitne Hanımlar bunlar bir analarımızın kahramandır. Hiçbir ulusta yok ki bir ana evladına hadi oğlum git ya şehit ol ya gazi dememiştir. Ama biz işte analarımız bizleri büyütürken, ninneler söylerken bu türkülerle, bu ninnelerle söyleyerekten yetiştirmiştir. Onun için biz askerliğimizi mertçe, dürüstçe hiçbir şekilde insanlara yani bize karşı silah doğrultmayan o insanlara hiçbir şekilde kötülük düşünmemişizdir. Evet. Ama şimdi bana silahı doğrultursan, sen beni öldürmeye kalkarsan, yok arkadaş öyle nane. Ben alırım,
seni kendi silahınla da yok ederim. Ölmemek için öldürmem lazım. Arkadaşlarım eğer yoksa bu özellikle 4 numaralı şeyi bir ekrana getirebilirim. Orada o analarımız kanlılarla top arabası çeken, top arabası götüren kanlılarla silah taşıyan annelerimiz evet. Hangi medaşeden, badirelerden geçmiş? Millet malıdır. O milletin ben malı. O yağmurda çocuğun üzerindeki örtüyü çıkartıyor. Mermi paslanmasın diye merminin üzerine örtüyor. Çocuğun üstünden alıyor, merminin üstüne kalıyor. Niçin bunu yapıyorsun dediğinde bu milletin malıdır. Bu çocuk benimdir ama milletin malı daha kutsaldır. Bunun tarifi olabilir mi ya? Hiçbir ana bunu yapmaz, söylemez. Bu başka bir düşünce, başka bir vatan sevgisidir. Evet, başkanım bu şey yapmışken biraz olaya şey verelim. Tam böyle doruktayken sohbet. Arkadaşlarımız özellikle Çanakkale'deki o iki askeri, o iki askerle ilgili yazmış olduğum, hatta bunu da Hatay Muharip Gaziler Derneği'nin evet. genel merkezinde, Hatay Şubesi'nde kalem almıştım. Evet. Bu iki askeri gösteriyor muyuz arkadaşlar? Elbisen paramparça ki bunlar 13-14 yaşlarında çocuklar asker almıyor. Evet. Üst baş perişan vaziyette. Onu görünce bana komutan demişti ki, ya hocam bu sizde neyi çağrıştırıyor demişti. Ben de çağrıştırdığını şu şekilde dile getiriyorum. Elbisen paramparça. Varsın olsun ne çıkar? Söz konusu vatandır. Yüreğim bütün benim. Bakışım dosta güven, düşmana şimşek çakar. Çanakkale denilen unutulmaz yerdenim. Varlığım Türk varlığı. Perişan sanma beni. Gökte yüzen sancaktır yaşamımın nedeni. Vatansız taşımadım bu canı, bu bedeni. Bayrağımın yoluna şehit gidenlerdenim. Kendini gör Türk genci, bana her bakışında, muhtaç olduğun kudret bayrağın nakışında. Beni sorarsan eğer tarihin akışında, Mehmet'im, Mehmetçiğim, meçhul askerlerdenim. Evet. Çanakkale, Sakarya, kar kaplı Sarıkamış, bağımsızlık uğruna ölümüne bir yarış. Unutma ey Türk genci, bu toprakta her karış, şehadeti anlatır. Ben de o erlerdenim. Şimdi hocam bunu Çanakkale'de böyle olduğunda bir de Sarıkamış'ı düşünelim. Sarıkamış'ta 90 bin askerin sıcak iklimden bu eksi 40 derecelik bir soğuk iklime gidiliyor. Ne oluyor? Askeri yazlık elbiselerden ve bir gecede bir tek kurşun sıkmadan 40 derecelik bir soğukta asker donup kalıyor. Zaten beraber gittik yine evet. Allah-u Ekber dağlarında evet. O da beraber evet. Özellikle 3 evet. sene üst üste o da gittik oranın o manevi ruhunu tattık evet. birlikte. Zaten şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ön söz Çanakkale'den başlar. Tabii Çanakkale, ki. Çanakkale Türkiye'nin ön sözüdür. Mustafa Kemal'ın girişimlerinin neticesinde kara hareketiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının nereye kadar uzanacağını açıklamışlardı. Hep bize Servet Kurt'tan dayatmaya çalıştılar ama Lozan'ın tapusunu aldığımız vakit daha Lozan'ın tapusu eksik bizde. Tabii ki. Şimdi Müsaki milli sınırları denmiş Lozan'da. Müsaki milli sınırları nereye kadar dayanıyordu? Ama o zaman Hatay yoktu. Musul Kerkük yoktu. Musul Kerkük. Trakya. Evet. Bu şekilde devam edip geliyordu. Ama Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden hemen sonra ana vatana ilhak oldu. Çünkü artık bu iş olacağını tam emindi. Bitiyordu. Musul Kerkük'e el uzatılacaktı. Ama öyle kaldı. Ve şu an için egemen güçlerin hepsi Anadolu topraklarını kıskanıyor. Biz Anadolu topraklarını tekrar nasıl sevre getiririz diyor. Uyuturuz zannediyor diğer Orta Doğu ülkeleri gibi hemen bunların kafasına gireriz. Türk milletini öyle kandıramazsın arkadaş. Bakın başkanım bir şeyde yine bir dikkatimi çeken bir husus oldu. Erzurum Kongresi devam ediyor. Ve o arada
Mustafa Kemal ve arkadaşların en büyük çektiği maddi yokluk. Yok. Yok, evet. Yok. O arada Hakkari temsilcisi diyor ki, beyler, ondan sonra Sivas Kongresi'ne geçilecek. Beyler, durum vahim. Diyor, biz diyor Mustafa Kemal liderliğinde biz bunu devam ettireceğiz ama kaynak lazım. Biz diyor bir karar alalım, harcama yetkisi verelim Mustafa Kemal'e diyor. Ve o arada birlikte alınan kararla 13 bin lira. Evet. 13 bin lira kaynak veriyorlar. Ve bu 13 bin lira kaynağın 7 binini Hakkari temsilcisi bir tek kendisi veriyor. Şimdi bu vatanın ne kadar badirelerden getirip büyük bedeller ödenerek, büyük meşakkatler çekilerek alınmış olduğunun bir vesikası da budur. Evet. Yani lay lay lom diyerek tatile gider gibi veyahut efendim geçiyordum uğradım faslından bu ülke alınmamıştır. Şimdi ben sürekli olarak gençlere, gelecek nesillere şunu söylerim. Her zaman için biz gelecek nesillere güveniyoruz. Gelecek nesiller eğer ki bu vatan toprağı için ölmeye hazır vatan evladını bulamazsak başka uluslar gelir, tabii, bizim başımıza çörekleşir ve aynı, onların gelenek göreneklerini yaşarız. Aynı benim deneyimde bulunan bir ağacın hikayesini anlatmak. Evet, o barış ağacının. O barış ağacının çok güzel bir örnek vermişimdir ben onu gelecek nesillere. Çünkü şöyle bir şey, bir pazar günü oturduğumda dernekte yalnız ağaç bana sesleniyor. Ya başkan, sen bu gazilerin hepsini bir araya toplamışsın, bir kenetlenmiş bir yumruk gibisiniz. Birlik beraberlik içerisindesiniz ve sizi kesinlikle ara bozguncuları girse dahi sizi bozmuyorlar. Siz tek sessiniz. Ama bana baktığın vakit ben bir tek turunç ağacıyım. Yalnızım. Yalnızım. Ben de senin gibi birlik beraberlik içerisinde kendi narince türümden olanlar istiyorum. Diyor, ben de ağacı kırmıyorum. Diyorum ki tamam, ben senin bütün narince türlerinin hepsini yanına arkadaş edeceğim diyorum. Size bir katkı yapmak için hemen hatırıma geldi söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkedeki Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü tamamını Türk şemsiyesi altında topladığı gibi o ağaç da diğer narencileri buluşturma. Oraya geleceğim. Buyurun. Ağacın kendisi turunç. Yani ana gövde turunç. Ana gövde turunç. İşte turunç ağacına aşı yaptım ben. 7 çeşit aşı, narince türü. Ve hepsi tuttu. Ağacın kökü diyor ki, bakın yukarıda artık meyve vermeye başlayacaksınız. Sakın ola ki birbirinize kem gözden bakmayın. Eğer siz birbirinize kem gözden bakarsanız ve kavgaya başlarsanız birbirinizi yok etmeye başlarsınız. Yani ana beden... Komut veriyor. Komut veriyor. Evet. Portakal, limon, ağaç kavunu, greyfurt, turunç, kebbet, mandalina. Hepiniz barış içerisinde yaşayacaksınız. Kardeşlik içerisinde yaşayacaksınız. Eğer ki birinizin suya ihtiyacı var ise diğerini aktarın. Eğer ki birinizde hafiften bir güneşten bir yanma varsa onu yapraklarınızın yanındaki yapraklarla gölge edin. Peki bir dakika başkanım, siz bana güzel burada bir şey bir parantez açtınız. Bu tasvir ettiğiniz turunç bedenindeki efendim diğer çeşitlerin toplanmasıyla ilgili. Şimdi ağaçlar ve dallar birbirleriyle konuşurken insanlar niye şu anda işte oraya geleceğim. Birbirlerini anlamakta zorlanıyorlar? Oraya geleceğim, oraya Buyurun. Geleceğim. Şimdi eğer ki sizler birbirini yok ederseniz bu meyveler bu defa kururum. Çünkü mandalina limonu kuruttu, limon portakal kuruttu, portakal ağaç kavunu kuruttu, ağaç kavunu mandalinayı kuruttu ve en nihayet hepiniz kurursunuz. Bu defa ben bir gövde olarak kalırım. Gövde olarak kalınca da ben de hiçbir işe yaramayacağım için başkan da gelir burada bu kökü söküp atar, yerine de gelir. Ve yok olur gideriz. Erik ağacı eker. Bu defa kendi neslini biter. Bu vatan toprağı üzerinde yaşayan bu insanlar, renkleri, bu anlayışla hareket etmesi lazım. Renkleri ne olursa olsun, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, sayısal olarak hangisi olursa olsun
9, 8, 7, 6, 3, 5 hangisi olursa olsun birbirinin şeyine bakmadan. Bu topraklar bize başımızdan aşar, doyurur bizi. Hiçbir şekilde kavga etmemizin bir anlamı yoktur. Peki başkanım, çok güzel yaptın da Kıbrıs'ı beraber gezdik. Çanakkale'yi beraber gezdik. Mudanya'yı, Sarıkamış'ı beraber gezdik. Oradaki o koyun koyuna yatan insanlar, işte içinde Abazası var, Gürcüsü de var, Alevisi de var, Sünnisi de var, Türkü de var, Kürdü de var. Hatta Meşrebi ve Mezhebi ne olduğu belli olmayan hocam, oraya geleceğim, oraya geleceğim, oraya buyurun. Geleceğim, oraya geleceğim. Şimdi biz burada birbirimizi yok etmeye kalkarsak, hangi şartlar doğrusu olsun? Musa Kemal Atatürk'ün bir veciz sözü, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Sözünün altındaki ifadeye geleceğim. Şimdi biz bu vatan toprağında neyi paylaşamıyoruz? Hiçbir şeyi paylaşamıyoruz. Ama bizi bir şekilde, biz değil bir kısmımızı... Ayrıştırarak yönetme. Şimdi bizi bir kısmımıza düşman etmeye çalışan egemen güçler var. Ama bunlara biz ne yapıyoruz? Aynı benim verdiğim örnek gibi. Eğer ki biz birbirimizden kavga edersek ne olacak sonuç olarak? Egemen güçler gelecek, bizi yok etmeye çalışacak. Bu defa ne olacağız? Bayrağımızı indirecekler, aynen, ezanımızı aynen susturacaklar ve biz onların gelenek göreneklerini yaşayacağız. Türk milletinin 16 tane imparatorluk kurduğunu söylüyoruz. Ben bu 16, tamam, Türk milleti hiçbir zaman esareti tatmamıştır, şey yapmamıştır, kabul etmemiştir. 16 tane imparatorluk kurmuş, 280 küsur devlet kurmuş. İftihar mı ediyoruz? Hayır, üzülüyoruz. Niçin? Geçmişimizden bir türlü ders alamamışız. Aslında şöyle bir baktığımızda bir Göktürklerden kalsaydık ne olurdu? Veya bir Hunlardan kalsaydık ne olurdu? Hun Türk İmparatorluğu. Böyle kalınsa ne olurdu? Yani şunu diyebilir miyiz yani, başkanım? 16 tane imparatorluk kurduk, iftihar mı ediyoruz? Hayır. Kurdukça esaretten yaşamak istemiyoruz. Evet, bunu yıktık, bunu kolduk. Yani bunu biz yıktık, kolay devlet kuran, kolay devlet yıkan bir özelliğimiz var diyorsunuz. Bizim özelliğimiz var, evet. Kolay devlet yıkıp şimdi kolay arkadaşlarım, arkadaşlarım. Bu açıdan biz geçmiş tarihimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Geçmişten de ders alacağız. Geçmişe baktığımız vakit o günleri tekrar yaşamadığımız için kardeşçe yaşayacağız, özgürce yaşayacağız ve birbirimizin suyuna muhtacız. Şimdi arkadaşlarım 6 numaralı resmi getirirse, bakın Mustafa Kemal birlik ve beraberlikle ilgili, özellikle ulusal ikballe ilgili bakın ne diyor. Diyor ki, büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır. Önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, kimsesiz ve araçsız kabul ederek, hiç kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere gülüp geçeceksin. Tabii. Ne anlamlı söz değil mi? Çok güzel. Şimdi gelelim. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Bilmiyorum Deci bize bu konuda zaman konusunda şu anda zamanımız dolmuş durumda. Ama tamam, o zaman biraz yeşil ışık aldık. Devam edeceğiz. Peki başkanım, bir başka soru. Şimdi biliyorsunuz ki Lozan Barış Anlaşması. Evet. Lozan efendim, özellikle Mondros Boğazlar'la evet, ilgili. Evet. Bu masaya oturan büyüklerimiz, ruhları şad olsun. Şimdi masaya otururken sadece tek şeyi düşünmüşler. Vatanın bekası, ay yıldızlı bayrağın göklerde dalgalanması, ezanların susmaması. Evet. Doğru mu? Doğru. Ha, şimdi günümüze bakıyoruz. Öyle bir şey ki ülkemde şu anda tamam biz misafirperver insanız.
6 milyon, 7 milyon, 8 milyon hatta 10 milyona varıldığı ile ilgili şeyler var. İnsanlar ülkemde. Tamam biz paylaşalım. Soframızı da paylaşalım. Ancak misafirimizi de tanımak zorundayız. Biz tanımadığımız meşrebi nedir? Hırsız mıdır, huysuz mudur, yolsuz mudur? Bilmediğimiz kişilere veriyoruz. Ama yaptığımız şeyin iyilik olduğunda Avrupa, diğer küresel güçler şey yapmıyor. Ne diyor? Külfeti size, nimeti bize. Evet, şimdi hocam buyurun. Ben bugün Suriye'ye en yakın illerden bir tanesi biz. Bir tanesi de. Yani Antep, Kilis ve evet. Urfa'ya baktığımız vakit. Şimdi biz Suriye'de savaş olmadan önce Suriye'ye gittiğimiz vakit orada baktığım vakit şeye, insanlara, onların yaşam tarzlarına bizimle uyumlu olmadığını, uyuşamayacağımızı çok iyi anlıyordum. Çünkü dünyaya bakış açımız farklıydı bunlarla. Kültür farklılığı var. Kültür farklılığı var. Anlayış farklılığı var. Şimdi bunların Türkiye'ye geldiğinde geldiler sığınmacı olarak kondu. Göç idaresi bir şekilde ağırlandılar, yaptılar, ettiler, yerleştirildiler. Şu an baktığımız vakit parklarda veya caddelerde veya apartman katlarında neye bakıyoruz? Ya bugün göç idare şeyden gelmişsin sen, kendi vatandan çıkmışsın. Bir tane çocuk desen tamam, iki tane desen tamam, üç tane desen tamam. Ya arkadaş sen 7-8 tane çocuk daha dün geldin. Etrafın şu anda Kilis'te %80, %20, %20 yerlisi, %80 Suriye'de. Şimdi hocam bir çocuğu, tamam çocuk yapılması yaptık. Bu çocuğa terbiyesini nasıl vereceksin? Bu çocuğu nasıl yetiştireceksin? Senin maddi gücün nerede? Sen nereden sağlıyorsun bunları? Yarın bunları 10 yıl, 15 yıl sonra bunlar ne olacak? Büyüyecek. Büyüdüklerinde ellerinde ne olacak bunların? İş yok, aş yok, açlık var. Ne yapacak bunlar? Şimdi, benim torunuma, benim geleceğimdeki o çocuklara bir şekilde saldıracaklar. Bunlar kötülük saçmaya çalışacak. Bunlar terör odaklarının bir şekilde malzemesi olacak. Şimdi başkanım. Aç insan aynen, her şeyi yapar. Tabii ki. Başkanım şimdi bu insanlara ben misafirimiz de diyemiyorum. Bu insanlara sadece çocuk yapma kültürü verilmiş. Sonrasıyla ilgili bir şey verilmemiş. Yani evet. Sen çocuk yap, gerisini Allah onun kısmetini verir. Bakın Allah-u Teala'nın çok güzel bir şeyi vardı, bize buyruğu vardı. Der ki ben sana aklı ve ilmi verdim. Ama akıl ve ilmi sonuna kadar kullan. Eğer bunlar tükenirse, tükendiği nokta kaderin başladığı noktadır. Evet. Şimdi sen aklı kullanma, ilmi kullanma, kaldı senin kendini 10. katına aşağı at, kaderin buymuş. Var mı böyle bir şey? Olmaz. Onun için özellikle bakın ülkeler arasında diplomasi kültürü özellikle bir ülkenin ekonomisi kadar önemlidir. Yani Mustafa Kemal gibi bir bakmaya 150 sene teyi görmek. Evet. Ve bir 150 sene sonrası, bakın şeyi de birlikte biliyorsunuz, onu birlikte anlarız zaman zaman. Mustafa Kemal Atatürk bir gün akşam kahvaltı yemekteyken soruyorlar meclisin önündeki caddeyi açmak için. Paşam diyorlar, kaç metre enliğin olsun? 150 metreden aşağı tutmayın diyor Mustafa Kemal. Birbirlerine bakıyorlar, ya 150 metre enliğinde yol mu olur bu kadar geniş? Diyor da neyse o gün geçiyorlar. 20-30 yıl sonrasını düşünmüyorlar. Sabah kahvaltısında aynı soruyu yine soruyor aynı kişi. Paşam diyorlar meclisindeki cadde açılacak. Ben diyor size akşam ne dedim? 150 metre. 150 metre aşağı. 200 metre yapacaksınız diyor. Evet. Şimdi 200 metre yetmiyor. Yetmiyor. Şu anda 200 metre evet, yetmiyor. Yani bakın öngörmek çok önemlidir. Suriyeliler bayramda gittiler. Yakınlarını gördüler. Geri dönüp geldiler. Turist olarak gittiler. Ben böyle bir misafiri görmedim. Misafirperverlik. Ben böyle bir misafirlik görmedim. O zaman orada savaş yoksa, barış düzeninin içerisindelerse arkadaşlar kendi toprağına gitsin. Kendi gelenek göreneklerine yaşasınlar. Bir çocuk değil.
100 tane çocuk doğursunlar. Bitti. Yani ekonomik bakımda bakın şu anda resmi verilerimize göre 60 milyar dolar. Evet. 60 milyar dolarla benim ülkemde işsiz insan kalmaz. Açsız insan kalmaz. Fert başına düşen gayri safi milli hasıla da 10 binlerden, 8 binlerden değil, 8 bin dolardan değil. Şu an 30-40 bin dolarlardan dolaşırdı. Hocam ben artık onu da düşünmez oldum. Niçin düşünmez? Ben geleceğimi, yani kendi torunumun, o çocukların geleceği ne olacak? Onların yaşam tarzı nasıl yaşayacaklar? Neyle korkulu yaşayacaklar? Şimdi Güneydoğu'da, Doğu'da terör korkusunda, PKK korkusu yok mu? Ona zor mu? Acaba bizim Türkiye'mizde de, buralarda da biz aynı korkuyu yaşayacak mıyız ileride bir 15 sene sonra? Sevgili başkanım, bakın hudut bir şey vardır, ilkesi vardır, hudut. Yani misak-ı milli dediğimiz hudut. Evet. Şu anda bakın bu saatten sonra kalın duvarlar örmek, hırsızı yurtta bırakmaktır. Veya bu tarafta bırakmaktır. Onun için mümkün olduğu kadarıyla kapıyı önceden sağlam kilitlemek. Yani hırsız içeri girdikten sonra kapıyı kilitlemek ve çift kilit takmak çare değildir. Çare değildir. Bakın başka bir şey söyleyeyim başkanım. Dediğimiz gibi birlikte biz Kıbrıs'taydan Sayın Cumhurbaşkanı Devletçeroğlu'nun köşkünde özellikle bir sunum yapıldı. Siz çok güzel bir sunum yaptınız orada. Sonra ben naçizane bir evet. yaptım. Orada Derviş Eroğlu'nun gözyaşlarını tutamadığını gördüm. Ağladığını evet. şimdiki gibi hatırlıyorum. Şimdi devlet büyüğü onu iliklerinde hissetmese o gözyaşlarını dökmekte zorluk çeker mi çekmez mi? Hatta, dökmeyi bile, lüzum bile hissetmez. Yani şarkı dinlemiş gibi dinler geçer. Hocam şimdi bir konuya temas ettiniz. Kıbrıs'taki bu konuya bahsedince gözyaşını biz Bosna Hersek'e gittiğimizde Bosna Hersek'teki o şehitliği, o zulmü, o Sırpların yapmış olduğu katliamları, soykırım ya. Onları gördüğüm vakit ben bir utanç çukuru diye bir çukur var orada. O çukurda biz bulunduk. O şeyin kazımında görmüştüm ben onu. Masum insanların, değil mi? O yavrunun annesinin kucağına sarılıp o şekilde gömüldüğünü, öldürüldüğünü o çukurda, utanç çukurunda gördüm. Bunu insanlara tarif edebilir misin? Ben Çanakkale'de ki o mezarlıkları gördüm. O kemikleri gördüm. Ortalıkta dolaşıyordu. Bosna Hersek'te de aynı durumdu. Acaba Hocalı'da da aynı değil miydi? Tabii ki. Nerede tabii peki ki. Bu egemen güçlerin demokrasi dağıttığı, özgürlük dağıtacağım, özgürlük vaatlerinde bulunup ortalığı harman tarman ettiği ve dokunmadığı kişiler? Başkanım ben o zaman sizden bu şu anda yapmışken özellikle bu bizim program şeyde ekstradan gelişti. Böyle spontane oldu. Ankara'da Karşıyaka'da Gaziler Mezarlığı anıtı var. Evet. Bizim çıkardığımız dergiden de burada evet. da var. Şimdi bunun yanında da benim o zamanlarda yazmış olduğum kaç yılında bilmiyorum. En az 20 yıl oldu. Bu Adım Gazi şiirini sizden dinleyebilir miyiz? Ben özellikle size, bir arkadaşlarım gelsin bir saniye arkadaşlarım. Alayım buradan bir dakika. Madem öyle. Altındaki kısa olan. Evet. Onu özellikle ekrana gelmiştir değil mi? Tamam. Şimdi başkanım onu özellikle sizden dinlemek istiyorum. Tamam bak hocam. Evet. Evet. Adım Gazi'dir benim. Evet. Satım bütün vatandır. Kılavuzum atamdır. Tarihim şeref şandır. Adım Gazi'dir benim. Adım Gazi'dir benim. Mazide belli yerim. İstiklalim uğruna bu canım feda ederim. İşim yok itirazla. Esirde olmam asla. Sulh isterim bilhassa. Adım Gazi'dir benim. Adım Gazi'dir benim. Şafakla gülümserim. Tutarken al bayrağı her zaman vatan dedim.
Ay yıldızlı bayrağım, Türkiye'm, nazlı yerim, varsam seninle varım, adım Gazi'dir benim. Adım Gazi'dir benim, yani Eroğlu erim, istiklalin uğruna cephe cephe gezerim. Dilinize yüreğinize sağlık sevgili başkanım. Şimdi programımızın sonuna geldik. Yalnız bu arada ben bir anons etmek durumundayım. Bu önümüzdeki haftada itibaren Doğuş TV'de özellikle günümüzün bizzat birebir solduğumuz bir konularla ilgili bir program başlatıyoruz. Değerli Doğuş TV izleyenlere özellikle bunu duyurmak isterim. Malumlarınız olduğu üzere bizim ülkemizin ekonomik, sosyal, efendim siyasi birçok konuda özellikle istihdam, işsizlik, her konuda birçok olumsuzluklar yaşıyoruz. Bunun üzerine bir de korona belası da ilave oldu. Şu anda öyle bir şey ki kör düğme döndü. Şimdi Doğuş TV'de siyaset kültürü adı altında bir program başlatacağız. Özellikle bu programda bilgili, donanımlı, daha doğrusu birebir bu işlerin mesulleri, sorumluları olan değerlerimizle ilgili bilim adamlarımızla, siyasilerimizle, temsilcilerimizle özellikle bir söyleşi başlayacağız. Ve bu konuda ülkemizin sorunlarını masaya yatırarak sorunun parçası değil, çözümün yollarına birlikte bakacağız. Ve bir nebzecik de olsa halkımızı bu konuda uyarırsak Doğuş TV olarak da kendimizi bahtiyar sayacağız. Özellikle bilmiyorum zamanımız sayın kaç dakika? Bir dakika. Tamam. Tamam. Dört dakika. O zaman biz toparlayalım. 19 Eylül Gaziler Günü olarak efendim 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Maraş Şenlik ve Gazilik ünvanının verilişinin yıl dönümü münasebetiyle özellikle bugünün de Gaziler Günü olarak kutlanması ayrı bir anlam taşıyor. Evet. Son sözlerinizi alabilir miyiz başkanım? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman için gelecek nesillere uyanık olmalarını. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde bir başka ulus, egemen ulus gelip de bizleri bir şeylere aşılamaya kalkıyorsa kendimizin düşüncelerinden başka, kendi gelenek göreneklerimiz dışında başka şeyler bize aşılamaya kalkıyorsa veya bizi birbirimize karşı düşmanca veya tavırca bir şekilde birbirimizin üstünlük derecesi varmış gibi göstermeye kalkıyorsa arkadaş bunlara sakın ola ki inanmayalım. Biz bir tek şeye inanalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan kesinlikle ayrılmayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüce sözlerini sürekli olarak aklımızda tutalım. Eğer ki kendi benliğini bulamayan uluslar bulamazsa başka ulusların egemenliği altına girer. O açıdan biz ne yapıp kendi benliğimizle birlikte yaşamalıyız ve kendi benliğimizi gelecek nesillere çok güzel bir şekilde anlatmalıyız. O nesilden nesile geçmelidir ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. İlelebette yaşamak mecburiyetindedir, yaşayacaktır da. Dilinize yüreğinize sağlık sevgili başkanım. Oldukça bu konuda duyguların doğruluğunu yaşattınız bize. Bu duygularla size teşekkür ediyoruz Doğuş TV adına. Tekrar demin az önceki vermiş olduğum anonsu tekrar etmek lüzumunu hissediyorum. Önümüzdeki haftada itibaren siyaset kültürü adı altında bir program başlatacağız. Özellikle ülkemizin sosyal, ekonomik, siyasi, eğitim, sosyal her konuda istihdam, üretim her konuda tartışılacak, konuşulacak. Özellikle çıkmazlarımız olan şeylere, sorunlara çare bulmak için elit seçilmiş özellikle donanımlı birikimli konukları ağırlayarak onlarla bu konuda çözüm yollarını birlikte bulmaya çalışacağız. Bu duygularla ben gelirken bu yeniden doğuş olarak yaptım. İki dörtlük yazdım doğuşla ilgili. Sorulmak, sormaktır yeniden doğuş.
Dost bağı kurmaktır yeniden doğuş. Kararlı durmaktır yeniden doğuş. Yerinde söylenmiş sözün adıdır. Baktığını gören gözün adıdır. Söylemi eyleme imbikten süzen, soruyu sorunu bilenle çözen, anlamlı doğuşun ilkesi özen, izlerken alınan hazzın adıdır, hoş tedada kalan izin adıdır. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, programımızı burada noktalamak istiyoruz. Özellikle bu konuda bu ortamı bize hazırlayan kamera arkasında, rejide ki tüm kardeşlerimizin, çalışanlarımızın eline yüreğine sağlık. Onlara da burada sizlerin adına teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, efendim huzurlu, sağlıklı yarınlar diliyorum. Sağ olun.